Fatih Mehmet Maçoğlu karşımızda, yayınımıza katıldı. O uzun bir süre istedik biz kendisinden ama maalesef o kadar büyük bir koşturmacası var ki ancak dahil olabildi. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarınızı selamlıyorum. Teşekkürler. Sayın Maçoğlu, şimdi biz soğan 7,5 lira olmuş bunu konuşurken sizin belediyenizden ilginç bir haber geldi. Aslında hepimizin de yüzünü gülümseten bir haber geldi. Biliyoruz belediyenin elektrikleri de kesiliyor arada. Bunu da gündeme getiriyorsunuz ama siz nasıl yaptığınızda çalışanlarınıza %85 maaş yaptınız, zam yaptınız ve 7 saate de düşürüleceğini açıklamışsınız. 21.200 lira olmuş kadrolu işçilerin maaşları sizin belediyenize nasıl oldu bu? Ödeyebilecek miymiş bir doğrusu? Resul Tosun da sorar ki ödeyebilecek mi? Allah tebrik edeceğim, ödeyebilecek. Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani hepimiz biliyoruz yani bu ülkede her ne kadar resmi enflasyon 55-60'a kadar düştü deseler de insanların cebini özellikle de zorlayan enflasyon ne olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir şehirde yaşıyorsunuz, kiraların bu kadar yükseldiği de bu son süreçte domatesin, soğanın, biberin kilosunun 20 liranın üstüne çıktı, 30 lira 40 lirayı buldu bu dönemde. İnsanları çalıştırmak, emek çiftesini çalıştırmak çok zor. Yani sizler emek üretirken o insanlar evine gittiğinde eğer çocuklarına ya da ihtiyacı olanların şeyleri getiremiyorlarsa motivasyon sağlayamıyorlar. Yani mesela şunu söylemek lazım. Bugün Türkiye'de birçok çalışan insanlar ikinci bir iş kovalıyor. Mesela inşaatlarda cumartesi pazar çalışmadan tutun. Saat 5'ten sonra ya da 4'ten sonra bir başka yerde bir geçici çalışmalara kadar olduğunu söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Mesela bunun önüne geçmenin yolu şu, yani evet insanların özellikle de rahat geçinebileceği bir yaşam koşulunu yapmazsanız, motivasyonu sağlayamazsınız, insanları çalıştıramazsınız, verim alamazsınız. Hakikaten hizmet alanında da gerçekten de büyük bir gerileme oluyor. Yani bunu görüyoruz. Doğada görüyoruz, somutta görüyoruz, çalışma alanlarında görüyoruz. Ondan kaynaklı da sendikayla yapmış olduğumuz görüşmeler şöyle. Yani kusura bakmayın, aslında başta söylediniz. Ben şu anda deprem bölgesindeyim. Gerçekten evet. De çekmiyordum. Burada bir yakın bir şehire geçerek orada bağlanıyorum. Tekrar geçeceğim şeye, Pazarcık bölgesine geçeceğim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Özellikle zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Evet, Ahmet Bey'in o sorusu doğru. Ama biz zorlanıyoruz diye insanların o çalışma emeğin karşılığını vermemek, bizim gibi anlayışların tam da savunduğu hak şeyini yerine getirememek anlamına geliyor. %85, 7 saat. Dünyanın çok gelişmiş yerlerinde artık robot ve benzeri çalışmaların olduğunu hepimiz biliyoruz ve insanların istihdam sorunun önümüzdeki süreçte başladığı bu dönemde İstanbul sağlamanın yolu artık gerçekten de hem hizmeti geliştirmek hem de insanların da İslam sağlamamız gerekiyor. Nasıl olabilir bunlar? Yani benim düşüncem şu, belki 4-5 saat, 6 saat çalıştırarak iki vardiya halinde İslam'ı sağlayarak hem uzun süreli hizmeti geliştirebiliriz hem de insanların ailesine, yaşamına, çocuklara, dostlarına, komşularına zaman ayırabilme şeylerini tartışmamız lazım. Peki bütçeyi nasıl ayıracaksınız? Onu da sorayım. Ya sizler çalmadığınızda ihalelerde karşıya şirketlere, müteahhitlere %20-25-30 bir şey ayırmadığınızda, kendi çalışanlarınıza güvendiğinizde, onlarla İslam ederken yapacağınız çalışmalara uygun ustadan tuttun, çıraktan tuttun, nitelikli şeye kadar hepsini ayarlarsanız bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Mesela biz aldığımızda milyonlarca lira özellikle bu bankalara ve benzeri tüm alım belediyelerin gelirlerinin 5 yıllık ipotek edildiği bir dönemde tam bu sıkıntıları yavaş yavaş böyle kendimizi toparladığımız bir dönemde bu krize denk gelmeye başladık. Ama şu anda belediye kendisini çevirebilecek, kendini ilerletebilecek bir duruma getirdik yani. Siz çalmayın, çırpmayın, kaçırmayın. Gerçekten belediyeler yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışır. İkincisi şöyle de bakmak lazım Serap Hanım. Bakın İller Bankası ve devlet bütçeyi ayarlarken şöyle ayarlaması lazım. Diyor ki mesela devlet bizde göndermiş olduğu son değerlendirme şeylerine bakıyoruz. %122.4
9 yeni değerlendirme şeyi gönderiyor. Bütün vergileri buna göre alıyor ama belediyelere vermiş olduğu gelir %20, %22 değil %30-35 civarında yükseltiyor. Eğer bu düzeyde aslında belediyelerin birey üzerindeki o gelirleri enflasyon düzeyinde yükselmiş olsaydı hiçbir belediye, hiçbirimiz zorluk çekmeyecektik. Ama maalesef bu bütçesel meseleleri iyi ayarlayamadıkları için de yani hükümetler, mevcut iktidar merkezi bütçeyi bugünkü standartlara uygun yükseltemediği için belediyeler zorluk yaşıyor. Yoksa belediyelerin zoru yaşayabilme durumları yok. Yani merkezi bütçeyle bunu planlayamadıklarından kaynaklı. Yani bir yönetememe kültürü, bir kabiliyeti gelişti. Bugün hayatın her alanında, yerelde, genelde, bütün alanlarda, deprem bölgesinde ve benzeri alanda bu yönetememe kültürü gerçekten hepimizi zora sokuyor, hepimizi zorluyor. Yoksa mesela şunu düşünün. Siz yeniden değerlendirme fonunu, yani bütün insanlarda vergileri alırken %122.9 üzerine alıyorsunuz. Ama verirken kamuya ayırdığınız bütçede, kurumlara ayırdığınız bütçede %30-35 civarında bile zor yükseltiyorsanız, isterseniz hiç bütçeyi verseniz de vermezseniz belediyeler belli bir süre sonra zorlanacak, sıkışacak tabii. Ama böyle bizler de artık kıt kanaat. Yani insanlar açken asfalt yapmayı ya da insanlar açken başka bir çalışma yürütmeyi çok doğru bulmuyoruz. Çünkü insanların evlerine giderken zorlanmaya başladılar. Ailelerin çocuklarının okula göndermesini engelliyorlar. Bakın inanın ki bizim şehrimizde her insanın bütün çocuklar okuyor ve her evde neredeyse iki üniversiteli ya da dışarı giden insanlar var. Birini dondurmak zorunda kalıyorlar. Bunları görünce siz artık bu meseleleri şöyle yapamazsınız. Yani biz bütçeyi ödeyemiyoruz, bunu yapamıyoruz ya da büyük ihaleler yapamıyoruz. Ama bunu yapabilmenin yolunu işçiden kısarak, işçiliğe vermeyerek, işçiyi sömürerek gibi bir tarza giremeyiz. Yani bu anlamıyla da bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz, bir hak olduğunu düşünüyoruz. Verdiğimiz bir şey değil bu yani. Onların emek cephesinin ürettiği ya da verdiği o emeğin bir karşılığı olarak görüyoruz yani. Peki son cümleler olarak şunu da sorayım. Son birkaç dakika reklama gideceğiz. Gelen tepkiler nasıl? Mutlaka herkes çok mutludur ama. Ya şöyle tabii böyle bir durum değil. Yani hani şöyle bir Türkiye'de duyulsun, görünsün gibi değil. Gerçekten bunları yaparken mesela videolarımızı bulamazsınız. Yani bu süreçte biz sendikayla bir araya geldiğimizde sadece bir resim çekildi. Bir video bile çekmedik. Bir basını bile gerçekten çağırmadık. Sebepleri şu, neden çağırmadık? Yani biraz önce anlattıklarıma denk gelen şeylerdi. Evet, muhakkak tepki de gösteren, neden bu böyle verdiniz ya da olumlu olarak da bakan da söz konusu ama bu ülkedeki genel duruma şöyle bakmamız lazım. Yani şöyle diyelim ki bir şehirde yaşıyorsanız, eğer 5.000 lirayla geçiniyorsanız, 5.000 lirayla o insanlar yaşamını sürdürüyorsa, o eğitimini sürdürüyorsa, temel sağlık ihtiyaçlarını sürdürüyorsa, evinde bir ya da iki çeşit yemek pişiyorsa, 5.000 liraya da 500.000 liraya da 50.000 liranın şeyi yoktur. Yani biz bunları yaparken o şehirde nasıl yaşanabilir, nasıl geçinebilir, nasıl hayatını sürdürebilir üzerine yapıyoruz. Bakın, 1000 lira, 750 lira, 1000 lira civarında olan ev kiralarını şu anda biliyor musunuz? Bizim şehrimizde bile 3500'e kadar yükseldi. Şimdi düşünün, %300 sadece barınma alanında yükseldiği bir yeri düşünün. Bir sene önce yazın, domatesin kilosu 7 lira, 8 lira, 8,5'tayken bugün 30 liraya kadar çıktıysa %400, %500 yükseliyorsa siz şöyle bunu tartıştıramayız yani hani. Peki. O zaman bizler de bunların emeğin karşılığı %80 verdiğinizde bunu bir lütuf olarak göremeyiz. Bu bir hak olarak görüyoruz. Yani tepkiler de olumlu da var ama eleştirenler de var. Olacak bunlar. Teşekkür ediyorum burada bizi davet ettiğiniz, çağırdığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Yine konuklarınıza, vakitsiz zamanınıza yer ayırdığınız için. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Konuklarınıza çok bana katlandığı için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siyasetçilerin bu nezaketine o kadar çok ihtiyacımız var ki. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çünkü açlık sınırı 9 bin lira, yoksulluk sınırı 31 bin lira. İnsanlar gerçekten geçinmekte çok zorlanıyor. Dileyelim diğer belediyelere de örnek olsun yaptıklarınız. Teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili izleyenler. Dönüşte yeni konularla yeniden sizlerleyiz.
Sözcü TV her akşam tartışma programlarıyla yaşananları, yaşananların arka planını, gündemi, günceli, sokağı, hukuku, siyaseti, ekonomiyi anlamaya, anlatmaya geliyoruz.